Sınavın 80. ve sonuncu sorusu Belçika'daki bir ötenazi kararı veya ötenazi operasyonu ile ilgilidir. Birinci cümlede bu açıkça bildirilmişken, ikinci cümlede "It's lower house of parliament passed a new right to the legislation" ifadesiyle buradaki desteklenmektedir. Üç numarada "the law goes beyond the legislation" ifadesi yine aynı şekilde buradaki verilen anlamı sürdürmekte. Dört numaraya baktığımızda "adult euthanasia became legal" bizim çocukla ilgili konuşmamız gerekirken birden yetişkine geçtiğimiz burada açıkça görülüyor. Dört numarada "most opposition parties supported it" muhalefet partilerinin çoğu bunu destekledi yine buradaki çocuk ötenazisi tartışmasına destek vererek sürdürüyor. Dört numara çok genel, hatta bambaşka bir konudan bahsettiği ve tartışmaya destek vermediği için paragraftan atılmalı ve doğru cevap olarak tercih edilmelidir arkadaşlar. Bu kabaca Roma rakam dediğimiz veya parçada anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulmak dediğimiz soru türünde eğer probleminiz varsa elinde İngilizce sınav teknikleri olanlar 5. bölümde anlatım bozan cümleyi bulmak başlığı altında çalışabilirler arkadaşlar. Bunu sayfa 477'de bulacaksınız. Elinde YDS 2000 soru olanlar da yine ilgili bölümde kitabın içerisinde bunu bulacaklar. Sayfa 333'te. Orada da böyle tek tek tane tane neler yapılması gerektiğini anlatmıştım. Özne takibi referans ifadeler şeklinde daha da ilerliyor. Hepinize deneme sınavımıza katıldığınız için ve bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Akın Dil Eğitim Merkezi olarak bir başka deneme sınavında yine size hizmet sunmaktan mutlu olacağız. Görüşmek üzere efendim.